yapmak olduğunu vurgulayarak iktidara seslendi. Buradan saraya mesajımızı bir kez daha veriyoruz. Kayyum siyasetinden vazgeç. Kürdün iradesini tanıman gerekir. Seçmenin iradesini tanıman gerekir. Atamış olduğun vali geri valilik makamına dönsün, valilik yapsın. Ve belediye meclisinin seçmiş olduğu Hakkari'de, belediye meclisinin seçmiş olduğu Viyan Tekçe görevlendirilmeli, resmi görevi ona verilmelidir. Burada esas gasp edilen halkın iradesi, halkın fikri, halkın oyu. Başında da söyledik, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayeti gündemdeki yerini korumaya devam ediyor ve beraberinde de birçok tartışmayı getiriyor. Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş siyasi parti ziyaretlerini sürdürüyor. Geçen hafta önemli ziyaretler yaptı. Liderleri 1 Temmuz'da yapılacak ilk duruşmaya davet etmek için bu ziyaretleri sürdürüyor. İYİ Parti, Zafer Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, hatta Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da ziyaret etti Ayşe Ateş. Ve MHP eski milletvekili Olcay Kılavuz şöyle bir şey söylemişti. Bizi susturdular sözlerini yalanlamasına ilişkinde konuştu. Ateş iddiaları kabul etmesine gerek yok. Zaten partililerin uyarıldığı hepimiz tarafından biliniyor. Kendisi de vakti geldiğinde, çağrıldığında, mecbur kaldığında gidip ifadesini verecek. Gerekeni yapacak ya da yaptırtılacak. Sinan Ateş cinayetinde iddialar ortalığı karıştırmış, iddianın ve cinayetin kritik odağındaki kritik isim iddiaları yalanlamıştı. Ayşe Ateş yalanlamaya gerek yok, herkes gerçeği biliyor dedi. Bunu söylememiş olabilir ancak başsağlığı dileme konusuna değinmek istiyorum. O gece Sinan'a hiç kimsenin başsağlığı dilemesin, cenazesine gitmesin diye talimat geçildiğini herkes biliyor. Yani Sağır Sultan bile biliyor. Bu bir gerçek, bunu biliyoruz. Ankara'da katledilen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, siyasi partilere ziyaretlerini sürdürüyor. İYİ Parti ziyaretinin ardından Ateş, cinayette adı geçen MHP eski milletvekili Olcay Kılavuz'un açıklamasını değerlendirdi. Kendisi de vakti geldiğinde, çağrıldığında, mecbur kaldığında gidip ifadesini verecek. Gerekeni yapacak ya da yaptırtılacak artık. Onu göreceğiz zaman içerisinde. MHP liderinin eski danışmanı Olcay Kılavuz, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi olayında adı sıkça geçen isimlerden biriydi. Kılavuz'un kendisine konuşmaması yönünde talimat verildiğini söylediği iddia edilmişti. Ancak iddianın medyada yayılmasının hemen ardından Kılavuz'dan yalanlama geldi. Böyle bir ifadesinin olmadığını ve kimseye bir röportaj vermediğini söyledi. Ateş, MHP'lilerin kendisine başsağlığı dilemediğini hatırlattı. Partililere baskı olduğunu herkes biliyor dedi. O gece Sinan'a hiç kimsenin başsağlığı dilemesin, cenazesine gitmesin diye talimat geçildiğini herkes biliyor. Yani Sağır Sultan bile biliyor. Ateş'in bir sonraki durağı eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Zafer Partisi oldu. Onları da 1 Temmuz'daki duruşmaya çağırdı. Bundan sonra da şimdiye kadar olduğu gibi yine yanımızda olmasını istedim. Kendisini duruşmaya davet ettim. Sağ olsun, o da geleceğini söyledi. Bizi çok memnun etti. Kemal Kılıçdaroğlu ziyaretten sonra açıklama yaptı. Ateş ailesine yönelik tehditlere değindi. Adaletin gerçekleşmesi için mücadele eden bir anne. Tehdit ediliyor. Tehdit edenlere şunu söylemek isterim. Yüreğiniz varsa bir kadınla değil, gelin bizimle mücadele edin. O adalet istiyor. Başka bir şey istemiyor ki. Adalet isteyen herkese sahip çıkmak da bizim görevimiz. Bizim onur borcumuz, namus borcumuzdur. Eskiden, yani şundan birkaç sene önce haberlere eğer bayramsa bayram kutlamasıyla, bayram haberleriyle başlardık ama ülkenin öyle bir gündem var ki bayrama gelene kadar önden vermemiz gereken çok daha önemli haberler oluyor. Evet, 9 günlük bayram tatili başladı. Bu arada Tele1 ailesi adına ben de hepimizin bayramını kutluyorum. Binlerce kişi de tatilin başlamasıyla birlikte her zaman olduğu gibi sabahın erken saatlerinde yollara düştü. Kimisi memleketine gitti, kimisi tatile gitti eğer o parayı denkleştirebilirse.